Geldi. Merhaba, merhaba. Buyurun. Acaba burası Taci Bey'in evi mi? Evet. Siz kimsiniz küçük hanım? Ben onun kızıyım. Bu da benim annem. Ne? Taci Bey bir süre önce annemle çiftleşti. Ve ben dünyaya geldim. Kusura bakmayın, annem konuşamıyor. O safkan bir köpek. Ama ben fani Taci Bey'den olduğum için onun gibi konuşabiliyorum. Ay Perihan, ben fena oluyorum. Deliler aşkına. Hadi Betüş, bu kadar üzülme. Nasıl üzülmeyeyim Eda? Avni Bey ile Suzan her seferinde bizim yüzümüzden kavga ediyorlar. İyi ama yapacak bir şey yok. Onların kavga etmemeleri için bizim Suzan'a peri olduğumuzu söylememiz lazım. Evet ve kurallarımız buna izin vermiyor. Ne yapalım? Kuralları biz koymuyoruz ki. Dilerim bir gün bütün sevdiklerimize peri olduğumuzu açıklayabiliriz. Daha neler? Efendim? Ne? Tamam, biz hemen geliyoruz. Eda, hemen şatoya gitmemiz gerekiyor. Ne olmuş, ne olmuş? Durum biraz karışık. Şatoda bir yavru köpek bizim babamızın kendi babası olduğunu söylüyormuş. Üstelik yanında da annesi varmış. Ne? Karışık dedim, hadi hemen gidelim. Ne? Ay Perihan, bir şey yap. Çek şunları gözümün önünden, gelip baş köşeye çöktüler. Tamam hayatım, sakin ol. Ben su içer misin? Ay istemem. Ay iç ama iyi gelir. Ay istemem. Gelme üstüme. Tamam. Ya anne, ben kulaklarıma inanamıyorum. Biri bana burada neler oluyor, hemen anlatsın. Lütfen. Anlatayım canım. Şu küçük köpek var ya, şu küçük köpek. Tanıştırayım. Kardeşiniz. Ne? Ne? Evet, bu köpek hanım var ya, o da annesi. Yani sizlerin de kısmen üvey anneniz. Ay ne diyorsunuz canım, ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlamazsınız tabii. Babanız uzun zamandır, size söylemiyordum tabii, gecelerini dışarıda geçiriyordu. Meğer hovardalık yapıyormuş. Bir köpekle ilişkiye girmiş ve ondan bir kızı olmuş. İşte o. Ama onunla hiç ilgilenmemiş. Buraya benim babalığımı kabul etsin diye konuşmaya geldim. Ne köpek konuşuyor? Tabii babanın kızı da ondan, yani ona çekmiş yarı fani. Ama anası safkan bir köpek. Onun için o konuşamıyor. Düşünebiliyor musunuz? O tüylü şeyi bana tercih etti. Oh Taci, oh, oh seni bir elime geçirsem. Bir elime geçirsem derhal kapı dışarı edeceğim. Git de bütün gecelerini o sokak köpekleriyle birlikte geçir. Annem onun bizimle yaşamasını istemiyor. Buraya sadece nafaka istemeye geldik. Beni evladı olarak kabul etsin. Aylık kemik ihtiyacımızı gidersin diye. Perihan, sustur şunu, fena oluyorum. Anne, hayatım bir dursun. Ay başlama sen suyuna. Anne ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Babam gerçekten bu köpekle beraber olmuş mu? Ay neye uğradığımı şaşırdım. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Selam kızlar, ben geldim. Bak içeride kimler var? Kimler var? Baba. Olamaz. Ayfer. Ayfer de kim? Annemin adı. Bu kim? Aa, tanıyamadın mı? Kızın. Kız kardeşimiz baba. Baba bunu bize nasıl yaptın? Ama. Aması maması yok. Metresini ve kızını al, bu şatoyu terk et, bir daha da gözüme görünme. Hayatım sakin ol. Sakin ol. Eyvah çıldırdım. Bırak bu düşünü. Olamam. Derhal burayı terk edin. Derhal. Hadi bakalım. Dışarı. Dışarı diyorum size. Hoş. Çık Taci sen de. Dudu, Betüş, Eda. Biz de seni görmek istemiyoruz baba. Sonsuza kadar seni affetmeyeceğiz baba. Ay ama şimdi kızlar yani... Çabuk burayı terk et, çık git. Tamam şimdi çıkayım ama sen sakinleştikten sonra konuşuruz. Ay ya. Thank you.
Dudu. İyi misin? Uykunda ağlıyorsun Duducuğum. Kendine gel Dudu. Betüş nerede? Eda nerede? Ne Betüş'ü ne Eda'sı? Duducuğum biz ikimiz burada yalnızız. Unuttun mu? Taceddin'i bekliyoruz. Ah demek rüyaymış. Ne rüyası? Ay Taceddin'in bir köpekle ilişkisi olmuş. Ondan da bir kızı doğmuş. Dudu ben senin bu gidişatını hiç beğenmiyorum. Tamam. Ben kuralları hiçe sayıp sihirli küreye bakacağım. Taceddin nerede, ne yapıyor öğreneceğim. Ne yapayım? Periliçenin vereceği her ceza kabulüm. Hepsini göze alacağım. Bakayım neler var şimdi burada. Yok bunu istemem. Bu da olmaz. Bakayım yolu şişe fena değil. İçinde de var biraz ama... dur be şişe. Ay ne kadar oynaksın dur. Perihan teyze sihirli aynadan geceleri dedemin nereye gittiğini, ne yaptığını öğrendi. Meğer dedem sırf anneannemi kıskandırmak için giyinip dışarıya çıkıyormuş. Sokaklarda gezip hiçbir şey yapmadan geri dönüyormuş. Biz bunları daha sonra Perihan teyzeden öğrendik. O sırada anneannem dedemin boynundan sihirli tasmayı geri alıyormuş. Bir daha onu giyinmekten de dışarıya çıkmaktan da men ediyormuş. Ay böyle kendimi çıplak hissediyorum. Tüh! Keşke dedem yakayı ele vermeseydi. Anneannemi kıskandırsaydı. Belki böylece anneannem dedemi kaybetme korkusundan ona geri dönerdi. Olsun, ben sihirli aynamda gördüm. Dedem anneannemi kıskandırmak için yeni planlar yapıyor. Bu arada bugün toprak da beni çıldırttı. Odada bir oraya bir buraya uçtu durdu. Bu kötü onun oyuncak olduğunu söylemek zorunda kaldım. Tutturdu oyuncağını bana ödünç ver diye. Toprak benim kuzenim, oyuncak değil gerçek, nasıl vereyim? Teyzem beni mahveder. Toprak dedi ki benden bir tane kopyala, yazık Buket de onunla oynasın. Mecburen toprağın aklına uydum. Toprağa gizlice kopyalayıp bir tane de Buket'e verdim. Buket'e ben de bu bebekten iki tane var dedim. Buket evdekilere görünmeden kopya toprakla bizden çıktı. Ertesi gün bir baktım sınıfa bebek toprakla gelmiş. Oyuncağını bütün sınıfla tanıştırıyor, konuşturuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.